Herkese merhaba ve bir başka Türkçe ev turuna daha hoş geldiniz. Türkçe diyorum çünkü bizim bir de İngilizce kanalımız var. Orada da her hafta videolar yapıyoruz ve Türkçe altyazıyla paylaşıyoruz. Eğer oraya üye olmadıysanız lütfen oraya da üye olun. Ve bugünün turuna gelmek isterim. Park City Utah'tayız. Arkamdaki mimarisi çok hoş, inşaatı yeni tamamlanmış modern dağ evini dolaşacağız. Bu evle ilgili bilgileri bu köşede bulabilirsiniz ve bu ev şu an Utah eyaletinde piyasada satılık olan en pahalı ev. Tahmin edebiliyorsunuz, inanılmaz bir tur olacak. Ben de çok heyecanlıyım ve son olarak da bize bu turu yapmamıza izin veren Illuminus Group ve emlakçısı olan bu evin Paul Benson'a da çok teşekkür etmek isterim ve şimdi turumuza başlayabiliriz. Bu ev The Colony diye çok güzel, güvenlikli bir sitenin içerisinde ve The Colony'de White Pine Canyon diye bir bölgenin içerisinde. Etrafımızda harika evler var. Will Smith sokağın ilerisinde yaşıyor. Park City'nin en özel bölgelerinden birisindeyiz. Şimdi bu ev 5 acre bir arazinin üzerinde. Özel araba yolunu sizi evin kendisine getiriyor. Önce bu kapalı alandan bahsetmek isterim. Duvarda gördüğünüz taş döşeme split face, yani yüzeyi kırılmış limestone bir taştan ve bu limestone'u evin her yerinde göreceğiz. Zaten boyutu görüyorsunuzdur, ufacık kaldım burada. Sağ tarafımızdaki kapı bu evin araba garajına açılıyor, ilk araba garajına. Ve burada da ısıtmalı bir depomuz var. Çünkü burada valeyi tutmak istediğinizde ya da bir parti vermek istediğinizde anahtarları saklayabileceğiniz ya da valenin çalışabileceği de özel bir bölge var. Daha da enteresanı, bu tarafa gelirsek buradaki kapı sizi direkt ana yatak odasına çok enteresan bir şekilde götürüyor. Onu da göreceğiz ve aynı kapı aynı zamanda da alt katta evden ayırabildiğiniz özel bir misafir bölgesine de sizi götürüyor. Kafanızı birazcık büyük ihtimal karıştırdım, biliyorum. Bunların hepsini çok güzel bir şekilde anlatacağım. Her şeyi anlayacaksınız. Şimdi gelelim bu evin avlusuna. Avlu diyorum. Moral Court'un Türkçesi herhalde avlu. Değilse de bana altta doğrusunu yazarsınız. Sağ tarafımızda iki araba garajımız var. Buna iki araba garajı diyorum ama çatısı o kadar yüksek ki çok rahat bir şekilde liftle buraya 4 araba park edebilirsiniz. Evin mimarisini birazcık görüyoruz. Bu overhang dediğimiz, yani çatının uzatmalı kısımları çok agresif bir şekilde dizayn edilmiş. Evin çatısı, duvarları bakırdan yapılmış. O kadar güzel ve estetik duruyor ki zaten bu bakır detaylarını da her yerde göreceğiz. Bu tarafa gelirsek retaining wall dediğimiz, yani bu dağın eteğini tutan kocaman bir duvar dizaynı yapılmış. O duvarın üstünü bile bakırla kaplamışlar ki evin mimarisine çok güzel bir şekilde eşleşsin. Şimdi sizi diğer tarafa götürmek isterim. Burada da diğer iki araba garajımız var. Çatının üzerindeki karı görüyorsunuz. Böyle evleri dizayn ettiklerinde duvarlarını ve bütün evin kemiklerini çok sağlam yapıyorlar ki üstündeki bu kar birikmesini de çok rahat bir şekilde kaldırabilsin diye, özellikle bu dağ evlerinde. Ve zaten evin mimarisinde görüyorsunuz, yani çelikten yapılmış cam kaplama duvarlarınız, bakır çatınız, taş kaplama dış cephe, iki tane burada water feature'ımız var, burada yanan iki tane de ateş çukurumuz var. Harika bir mimarisi olan bir ev. Biraz önce İngilizce turu yaptık. O turda kendimi kaybettim. Evi o kadar çok beğendim ki, yani öyle her detayı insanlara göstermeye çalıştım. Birazcık yorgunum, kusuruma bakmayın. Şimdi ikinci turumu yapıyorum bir de Türkçe. Ben bayağı heyecanlıyım tur için. Erman, sen ne diyorsun? Abi hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Devam edelim buradan turumuza. Burada da ön girişimiz var. Üstünde bir çatı dizaynı var ki evin girişini koruyor. Dediğim gibi iki tane ateş çukurumuz ve şimdi de içeriye girelim. Ve şimdi de evin girişindeyiz. Detaylar buradan başlıyor. Ön kapımız harika.
Buna biz read it diyoruz. Yani bu gördüğünüz çizgi detayları var. Tahta kapı için yapılmış. Bu çizgi detaylarını da evin her yerine neredeyse göreceğiz. Girdiğinizde de çok güzel değişik bir zemine basıyorsunuz. Bu zeminde 8 tane farklı taş var. Ama bu 8 farklı taş aynı dağdan çıkıyor. Aynı dağdan çıktığı gibi de her birinin üzerinde de farklı bir finish var. Dolayısıyla ayağınızın altına da çok hoş bir hissiyat veriyor. Ve aralarına da böyle bronz çizgiler çekmişler. Daha evin girişindeyiz. Detaylara bakın. Sağ tarafımızdaki hol bizi ofise ve ana yatak odasına getiriyor. Onu da birazdan göreceğiz. Ve şimdi sizi buraya getirmek isterim. Bu evin foyer'ı, yani giriş alanı. 2 katlı çatısı olan, aşırı bir doğal ışık alan, harika bir bölüm. Çatımız var üstümüzde. O bile tamamıyla camdan yapılmış ki mümkün olduğunca doğal ışık eve girsin. Dışarıda gördüğümüz limestone kaplama duvarlarda olan burada iç cephede de kullanılmış. Merdiven bizi iki taraftan alt kata indiriyor. Merdivenin her bir basamağı bile limestone. Tanesi de 600 pound. Ne kadar ama? 250 kilo falan yapıyor herhalde. O civarda, evet abi. O civarlarda. Burada gördüğünüz iki katlı cam panelimiz var ve alt kısmı aslında kapı. Orada da çok güzel bir meditasyon alanı var. Yazın kullanabiliyorsunuz, kışın maalesef kar altında kaplı oluyor. Altta da bakarsak orada da güzel bir water feature'ımız var. Ben size mümkün olduğunca her detayı göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi İngilizce tur bayağı uzun oldu. Türkçesini artık birazcık daha kısa keseceğiz. Şimdi gelelim buraya. Erman'cığım, bu kapıda buradan yarım bir banyoya açılıyor. Yerde çok hoş bir mermer. Aynı mermer lavabonun üzerinde ve arka duvarda da kullanılmış. Ve Erman'cığım, şöyle bir seni alabilir miyim buraya? Duvarda alev tabancasıyla tahtanın yakılarak yapıldığı çok hoş mozaik bir tahta dizaynı var burada. Tavanı bile böyle kaplamışlar. Hafif de böyle yanık kokuyor ama güzel anlamda, öyle çok değil. Birazcık daha böyle işte daha evi havası vermek için. Burada duvara monte edilmiş tuvaletimiz var. Her türlü fonksiyona da sahip. Şöyle de göstermem lazım bunu. Kumandası var. Tuvalet bu. Yani her şeyi düşünmüşler. Buradaki aynanın etrafı sıvayla kaplı. Cam ışık Fransa'dan gelmiş. Yarım banyodayız. Bu kadar detay var. Şimdi geri çıkıyorum ve tam karşımızda da bu evin ana salonu var. Harika bir oda. İki tarafımızda cam duvarlar. Çok güzel doğal ışık getiriyor ve tam ortasında da böyle çok enteresan, çok farklı bir oturma seti yaratılmış. Oturma seti diyorum çünkü evin müteahhiti 140 bin dolar harcayarak bu gördüğünüz oturma alanını bu eve özel yaratmış. İster oturun, ister yatın, ister keyif yapın, ister arkadaşınızla konuşun, her türlü şeye geliyor ve bu oturma alanının en büyük esprisi ya da en büyük özelliği aynı zamanda da bu evin sineması olarak çalışması. Şimdi diyeceksiniz ki Enes, sinema ne alaka? Bir, gördüğünüz bu dışarıda olan çelik kolonların içerisinde Steinway & Sons Surround müzik sistemi var. Projektör oraya geliyor. Tam karşımızda da 200 inçlik tavandan aşağıya inen bir projektörümüz var. Burada oturup filminizi izliyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. 140 bin dolar harcanmış. Hoş duruyor. Herkese göre değil. Ama böyle bir eviniz varsa böyle enteresan alanlarınız olsun istiyorsunuz. Evin de müteahhiti yapmış size yani. Şimdi geri geliyorum. Dediğim gibi bu dışarıda gözüken çelik kolonlara da çok hastayım. Evin mimarisinde de çok uyuyor. Orada da şöminemiz var. Bak onu da unuttum, iyi mi? Devam edersek buradan turumuza. Şu manzarayı bir gösterebilir miyiz Erman'cığım? Yani cam kapılar bu katta bulunan balkona açılıyor. Park City Utah'tayız. Etrafımızda insanlar kayak yapıyor, snowboard yapıyorlar. Ne yalan söyleyeyim, birazcık da kıskandım. Ben ne zamandır hiç tatile gitmedim. Daha da önemlisi ben belki 10 yıldır snowboard yapmadım. Bir gün yapacağım. Bir gün işleri iyice oturtacağız. O günleri de göreceğiz. Artık şimdilik kıskanıyorum, öyle diyeyim. Son olarak da harika bir avizemiz var bu salonda. Yani Erman'cığım bir de şöyle görsün insanlar. Çok hoş, çok farklı. Park City için bile farklı olan bir salon. Geri gelirsek tabii ki de böyle klasik ve kaliteli bir odaya da böyle bir piyano yakışır. Buraya da koymuşlar. Ve Erman'cığım şöyle de bir dönebilir misin? Bu duvara bile dışarıda gördüğümüz stilde bakırla kaplamışlar. Ve duvarın içerisinde de iki tane kapımız var. İstiyorsanız bir düğmeye basıp bu kapıyı otomatik kapatabiliyorsunuz. Böylece salonu mutfaktan ayırabiliyorsunuz. Şimdi herkesi buraya getireceğim. Mutfağa gelmeden önce iki tane odamız var. İki tane oda ne dersiniz? Birincisi burada dolap kabinelerinizin olduğu, mümkün olduğunca ekstra depo için kullanabileceğiniz bir alan. Ve aynı zamanda da salonunuza hizmet verebiliyorsunuz buradan. Karşı tarafta da ufak bir ofisimiz var. Ofis diyorum çünkü buraya hoş bir oturma alanı yapılmış. Burada lavabonuz, birinci bulaşık makinanız, tezgah üstlerimiz hep courtside ve çok güzel duruyor. Ve bu da ikinci bir ufak mutfak alanı diyeyim.
ana salonunuza hizmet edebilmeniz için hatta ve hatta burayı da açmışlar ki mutfağa da direkt bir bağlantınız olsun. Şimdi herkesi tekrar geri getireceğim. Çünkü bir de size mutfağı göstermek istiyorum. Bu evin mutfağı harika. Benim herhalde 3 yılda çektiğimiz en çok beğendiğim mutfaklardan birisi diyebilirim. Kullanılan doğal taş olsun, kabinelerin kendisi, parke yerler, kullanılan beyaz eşyalar, her şeyiyle 4 dörtlük, 10 üzerinden 10 bir mutfak. Hemen sizi önce şu tarafa getireyim. Erman'cığım her detayı göstereceğiz değil mi? Kesinlikle abi. Her şeyi gösteriyoruz. Burada Mila'nın beyaz eşyaları var. Altında da warming drawer diyoruz. Isıtma dolabımız ya da ısıtma kabinimiz var. Bu arada 8500 feet deniz seviyesinin yukarısındayız. Bazı şeylere dokunduğumda ufak bir elektrik çarpması oluyor. Evin hatası değil, böyle yüksek evlerde ya da deniz seviyesinden yüksek evlerde böyle bir şey oluyor. Ne olduğunu da biliyorsanız alta yorum olarak ekleyin, biz de öğrenelim. Geri geldiğimizde oak'tan yapılmış çok güzel mutfak dolaplarımız var. Bütün mutfak zaten hep aynı kabinelerle kaplı. Bu quartzite tezgahın ismi Paragonia. Benim hayatımda gördüğüm en güzel quartzite taş diyebilirim. Çünkü Erman'cığım şöyle bir gösterebilir miyiz? Yarısı quartzite gibi duruyor, yarısı mermer gibi duruyor. Bu taş yerin altında nasıl bir reaksiyona girdi? Nasıl böyle bir çizgilere sahip oldu? Aklım almıyor benim. Ama harika durmuş ve evin de müteahhitleri gerçekten çok zevkli insanlar. Her bir seçtikleri lavabo, her bir seçtikleri kabine, her şeyi harika. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Birinci bulaşık makinemiz. Ana lavabomuz, ikinci bulaşık makinemiz. Buradaki cam pencereleri öyle bir yapmışlar ki duvarın da içerisine giriyor ki balkonda oturanlara da mutfaktan direkt hizmet edebilirsiniz diye. Ki ben size söyleyeyim, hava da güzelse zaten açın bu cam kapıları. Burada insanları snowboard yaparken izleyin. Mutfağınızda yemeğinizi yapın, keyfini çıkartın. Ya harika. Ne diyeyim yani Erman'cığım, böyle çok mu abartıyorum? Bence bu ev bambaşka. Bu ev bambaşka değil mi? Çok. Vallahi kendimi böyle sanki fazla satıyormuşum gibi hissediyorum ama gerçekten çok hoş. Ya bir mutfak senden 10 üzerinden 10 alıyorsa... Yani şey 10 üzerinden 10 bir mutfağı ben ilk defa verdim hayatımda. Bence bu mutfak hak ediyor. Hak ediyor. Devam edelim. Başka neler var? Dolaplarınız buradan devam ediyor. Açık raflarımız var. Ve Erman'cığım şimdi bu ortadaki adadan bahsetmek isterim. Bu çok özel bir parça. Marone diye bir İtalyan markası tarafından yapılmış. Ve bu gördüğüm bütün ada tek bir parça. Aslında bir gazlı ocak. Ama her türlü başka aksesuarları da ekleyebiliyorlar. Altında dolapları var. Şöyle bir yaklaşır mısın Erman'cığım? Sana bir detay göstereceğim. Prizler. Bu da priz kapağı. Kim böyle bir detay yapar? Şöyle sen diğer tarafa git, ben de bu taraftan geleceğim. Burada gazlı ocağımız var. Burada biz buna wok diyoruz. Yani işte tencerenin ocağın içinde oturduğu, Asya mutfağında çok kullanılıyor. Onun tezgahı var. İşte sıcak suyunuzu doldurmak için alan, induction ocağınız, normal ızgaranız ve böldüğün kömürlü ızgara gibi de ızgarası var. Artık bu ızgara ile bu ızgaranın Türkçe'de arasındaki farkını ne diyorlar bilmiyorum. O kadar da Türkçem çok iyi değil, kusuruma bakmayın. Ama yani her bir işte nab diyoruz buna. Nab'ın Türkçesi neydi abi? Tutacak olabilir. Tutacak olabilir. Ocak başlığı olabilir diyeyim artık. Her bir şeyi çok hoş. Şunu da göstermemiz lazım Erman'cığım. Tavaları bile bu ocağa göre dizayn edilmiş. Sana her şeyiyle veriyorlar. $90,000. Ve İtalyan yapımı 10 numara. 10 numara. Bu kadar ben zevkli bir beyaz eşya artık diyeyim görmedim. Şimdi geliyoruz buraya. İkinci adamız var. Aynı dolap kabinelerimiz. Barda oturma alanımız. Ve Erman'cığım şöyle şu tarafa gidebilir miyiz? Bir de şu duvardaki kabineleri göstermek isteyeceğim herkese. Burada bir tane daha dolabımız var. Fırın. Altında yine bak warming drawer. Yani işte yemeklerinizi sıcak tutabileceğiniz bölge. Yanına gelirsek bu buzluk olması lazım. Ya da buzdolabı çok pardon. Mila'nın harika ortasına pizza fırını yapmışlar. Yok artık. Mutfaktayız ya. Yani bu kadar mı olur? Burayı göstereyim size hemen. Bu da normal buzdolabımız. Üstümüzde de bir skylight var. Bir de doğal ışık oradan gelsin demişler. Yetmiyormuş gibi bu da var. Hemen acaba gelebilir miyiz? Espresso barın. Orada da kahveni yap. İstiyorsan böyle dolabı açık bırak. İstiyorsan böyle sakla diye. Ahşap kalitesi olsun, dizayn elementleri olsun. Harika bir mutfak. Adamlar yapmış. Burada da bu evin yemek odası ve aile oturma alanı var. Öncelikle yemek odasından bahsetmek isterim. 14 kişi çok rahat bir şekilde oturabiliyor. Avizesi harika. Ve bu masa döküm cam. Altında da 24 karatlık altın kaplama var. Yemek masası.
Yani bu kadar detay olur mu? Gördüğünüz halı custom burası için dizayn edilmiş. Daha da önemlisi Erman'cığım, insanlar manzarayı görebiliyor mu burada izleyenlerimiz? Kesinlikle abi, evet. Cam kapılar tamamıyla açılıyor. Arkamızda böyle sanki Windows XP'de duvar kağıdı gibi kullanacağın bir manzara var. Gerçek bile durmuyor yani buradan. Çok hoş bir ev, doğayla iç içe, çok sakin bir çevremiz var. Harika. Şimdi buraya gelelim hemen bu oturma alanına. Gördüğünüz gibi böyle iki taraflı yapılmış ki insanlar bu tarafında da otursun, diğer tarafında da otursun, birbirleriyle konuşsunlar diye. Fransa'dan gelmiş, üstü lakırla kaplı harika bir kahve masamız var. Burada da bir ateş çukurumuz. Buraya şömine yapmamışlar, ateş çukuru yapmışlar ki içeridekiyle dışarıdaki detaylar birazcık birbiriyle birleşsin. Eve güzel bir mimari versin diye. 10 numarada olmuş. Devam edelim. Son olarak bak, az kalsın unutuyordum. Olur da burada da televizyon izlemek istiyoruz derseniz bir düğmeye bastığınızda buradan da televizyon yukarıya çıkıyor. Bu duvarın içerisine koymuşlar. Her şeyi de düşünmüşler. Şimdi bu tarafa gelelim Erman'cığım. İzleyenlere şurayı göstermek isterim. Burası aslında ana hol. Sizi girişten direkt bu kısma getiriyor. Evin içerisindeki duvarları bakır panellerle kaplamışlar ve bu paneller de çok güzel bir şekilde hem sağda solda hem de yukarıdan birbirlerine geçiyor. Aslında yani burayı istiyorsanız suyla yıkayın, bir gram su duvara da gelmez. Çok güzel bir şekilde akar. Harika bir detay. Tavanlarımız hep hemlock denilen çok güzel bir ahşapla da kaplı. Ve eğlence alanına da gitmeden önce sizi buraya getirmek isterim. Bu ikinci merdivenimiz. Elinizi koyacağınız yer çok güzel bir şekilde merdiven içerisinde giydirilmiş. Kocaman bir cam paneli var. Eve harika bir doğal ışık getiriyor. Ve bu evin alt katında da inanılmaz sürprizlerle karşılaşacağız. Orada bırakıyorum. İzlemek istiyorsanız turu izlemeye devam edin diyeyim. Orayı da yakında göreceğiz. Şimdi eğlence alanına gelelim. Diyebilirsiniz ki Enes'cim birazcık boş. Boş çünkü buraya çok güzel bir bilardo masası ve pinpon masası dizayn etmişler. Bu eve custom fakat bitirememişler. Bu ev zaten şu an yaklaşık %95-%96 bitirilmiş. Ama evin müteahhiti ve evin emlakçısı da bizi çok seviyor. Ve bir an önce piyasaya bizim videomuzda da girmek istediler. Dolayısıyla biz birazcık ev bitmese de buraya erkenden geldik. Çünkü zaten evin ne kadar kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Pinpon masasına da, bilardo masasına da ihtiyacınız yok. Yine harika bir avizemiz var. Cam kapılar yine dışarıya açılıyor. Zaten o arka bahçeyi de göreceğiz. Şimdi bir detaydan daha bahsedeceğim. Yarım banyoda gördük. Shoshigi ban. Yani bu tahtalar hep aslında alev tabancasıyla yakılmış ve bu siyah görüntü verilmiş. Derseniz ki Enes niye insanlar bunu yapıyor? Bir, tahtaya çok güzel bir koruma özelliği veriyor. Tahtayı böcekler yemiyor. İkilime karşı çok çok daha dayanıklı oluyor. İkincisi, siyah veya agresif renk kontrastları yaratmaktansa tahtaya böyle bir siyah ton verip evin içerisinde hem biraz daha sportif, modern, biraz daha da sıcak hava yaratıyorlar. Yani aslında yapması kolay olan bir şey değil ama bu evin müteahhiti onu da yapmış. Mimarı da çok güzel dizayn etmiş. Erman'cığım, bardan bahsedelim. Kesinlikle abi, müthiş gözüküyor. Oturma alanımız var. Yine Courtside'den güzel tezgahımız. Hemen arka tarafına girelim. İki köşesinde de wine şişeleri var. Yaklaşık 1000 şişeye kadar çok rahat bir şekilde burada tutabiliyorsunuz. Burada da yine bulaşık makinesi olsun, buz yapma makinesi olsun, dolapları olsun, her bir şey var. Bir düğmeye de bastığınızda buradaki kısım yukarıya çıkıyor. Burada da pahalı şişelerinizi tutuyorsunuz. Olur da 3000, 4000, 5000 dolarlık viski olsun ya da içki olsun. Onları artık burada saklıyorsunuz ki biraz daha güvende olsun diye. 100 inçlik harika bir televizyonumuz var. Bakıyorum etrafa, başka bir şey unuttum mu diye. Göremiyorum. Herhalde burayı da iyi anlattık değil mi? Burası da tamam abi. Süper. Erman'cığım şimdi bir de buraya getirelim herkesi. Bunu da görmezlerse olmaz. Oturacağım. Zaten hafif yorganım, birazcık bana mola olsun. Tavana çok güzel bir şekilde çelik halatlarla monte edilmiş. Burada da böyle swing chair diyeceğim. Swing chair'in Türkçesi ne? Sallanan ama? Koltuk diyelim. Sallanan koltuğumuz var. Niye olmasın? Böyle eğlenceli, eğlenme alanına değişik bir koltuk getirmişler. Arkamdaki manzarayı eminim görüyorsunuz. Evin zaten içerisiyle ve doğayla olan bağlantısı çok hoş. Yukarımızda bile böyle evin çatı alanına iyi bir şekilde saklanılmış pencereler var ki oradan bile doğal ışık gelsin diye. Ne övdük evi ya. Ne övdük ya. Çok güzel çelik kolonlar. Çocuk gibi böyle bir o duvardan bir duvara dokunuyorum. Erman'cığım abartmıyorum değil mi? Kesinlikle yok. Muhteşem bir ev. Çok ayardan kaçarsam haber ver. Tamamdır abi. Süper. Devam ediyoruz buradan da yolumuza. Şimdi sizi buradaki ikinci girişe göstereceğim. Hatırlıyorsanız iki araba garajının yanındaydı. Buradan da eve direkt gelebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir holümüz var. Holün manzarası harika çünkü tam karşımızda hem içeride hem dışarıda olan
ısıtmalı havuzumuz var. Yarısı içeride, yarısı dışarıda. Ve çatıyı bile o bakır panellerle kaplamışlar. Daha da enteresanı dışarıya kadar gidiyor. Kim bu detaylara, bu materyallere bu kadar özenir? Ondan ben bu evle ilgili çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten benim için bile böyle bir evi görmek tecrübe oldu. Umuyorum sizin için de öyledir. Şimdi Erman'cığım, herkesi buraya getirelim. Burada da bir odamız var. Bu oda çok akıllı bir şekilde dizayn edilmiş. Çünkü her türlü işinize yardımcı oluyor. Şimdi derseniz ki Enes evde büyük bir parti yapacağız. Bize ekstra mutfak lazım. Buyurun, mutfağınız var. Buzdolabı, fırın, mikrodalga, induction ocağınız, lavabosu, bulaşık makinesine kadar var. Enes, çamaşır odasına ihtiyacımız var. 2 tane çamaşır makinesi, 2 tane dryer var. Enes, evcil hayvanımızı yıkamak istiyoruz. Buyurun, orada da ufak bir küvetimiz var. Enes, köpeğimizi dışarıda gezdirmek istiyoruz. Ufacık bir kapımız var orada. Oradan arkadaki köpek veya kedi parkına açılıyor. Yani her şeyi düşünmüşler. Evin çalışanları için çok kullanışlı bir oda. Ve her türlü ihtiyacınızı da karşılıyor. Adası bile var. Erman'cığım, devam ediyoruz turumuza. Ufak bir ofisi bile var. Bak, onu unuttum, şimdi fark ettim. Hemen geri gelelim. Hemen bu spor alanına gidiyoruz. Spor alanı çok güzel. Buradan başlıyor. Sol tarafımızda tamamıyla aynadan yapılmış bir duvar. Televizyon. Tonal dediğimiz işte bu duvara bağlı olan egzersiz makinesi var. Buraya da birazcık işte depolarımız ya da kabinelerimiz var, havlularımız falan için. Buradan da devam edersek spor alanının devamı var. Daha önce de söylediğim gibi birkaç tane burada da eşya ve spor fitness makinelerini de alamamışlar. Dolayısıyla birazcık boş duruyor. Daha doğrusu sipariş etmişler, bekliyorlar. Spor alanının tam karşısında da kocaman bir cam duvarımız var. Çünkü havuzunuzu görüyor. Hatta Erman'cığım, herkesi oraya götürüyoruz. Bu havuzu bir görmemiz ve konuşmamız lazım. Şimdi girdiğinizde burada işte havlularınızı falan alın diye ufak bir bölüm yapmışlar. Giriyorsunuz, sağ tarafınızda ufak soğuk havuzunuz var. Tamamı paslanmaz çelikten yapılmış. Yani hiçbir şekilde akma şansı yok. Daha da enteresanı, ana havuzun kendisi de tamamıyla paslanmaz çelikten yapılmış. Ve derseniz ki Enes, bu havuzu nasıl buraya yapmışlar? Havuzu iki parçaya bölmüşler. Tamamıyla çelik, bir paslanmaz çelik ve kaynak yaparak. Sonra da buraya vinçle getirmişler. Ortasında da kocaman bir kaynak çizgisi var. Burada, yani inşaatın içerisinde de kaynatmışlar. Tabii ki de ısıtmalı bir havuz. Ve burada gördüğünüz cam kapı da hidrolik. Böylece bu havuzu ister tamamıyla açık, ister yarı kapalı kullanabiliyorsunuz. Yani insanlar yaşıyor vallahi. Bir de ısıtmalı. Şu manzaraya bak. Şimdiden benim giresim geldi içine. Çok güzel. Çok güzel. Başka diyeceğim bir şey yok. Tura devam ediyoruz buradan, değil mi? Evet, tamam. Şimdi gelelim Erman'cığım buraya. Bu cam kapımız bu evin buhar banyosuna açılıyor. Üstünde güzel bir duş başlığı var. İngilizlere glaze diyoruz. Yani böyle parlak da bir mozaik taşlardan yapılmış. Devam edersek burada da infrared sauna'mız var. Tabii ki böyle bir wellness area'da bir de sauna'nız olması lazım. Tam karşımızda full banyosu var bu spor alanı için. Duşu, lavabosu. Ve buradan devam edersek cam kapı bizi arka bahçeye çıkartıyor. Ama oraya gitmeden önce size buraya getireceğim. Bu merdiven bizi ikinci kata çıkartıyor. Orada da harika bir masaj odası var. Arkasında ışıklandırması olan tuz bloklarından yapılmış bir duvar desenimiz var. Onun da üstünde, yani üçüncü katta harika bir odamız var. Çok cozy, böyle çok insana sıcak kendini hissettiren, tamamıyla cam pencerelerle kaplı, oturma alanı olan, şöminesi olan çok güzel bir alan. Evden biraz kopmak istiyorum, kafamı dinlemek istiyorum diyorsanız buraya geleceksiniz. Yerde yine çok güzel parke döşememiz var. Ve Erman'cığım, hemen şöyle gösterelim. Kendi lavabosu, buz makinesi, dolabı var ki işte buraya geldiğinizde aşağı inmeyin diye. Buraya da bir tane özel yukarıya çıkan bir bar yapılmış. Tam da tepemizde tavandan aşağı inen bir televizyonumuz var. Yani bu odada yok yok. Daha önemlisi Erman'cığım, herkesi dışarıya alalım. Buraya kadar gelmişken bir dışarıyı görelim bu kattan. Şimdi öncelikle bir çok konuşmayayım. Sessizlik, manzara, huzur, her şey var. Ne kadar güzel bir yer burası ya. Yani böyle dağlar, insanın baktıkça bakası geliyor. Etrafta da çok güzel evler var ama arazileri öyle bir pozisyonlamışlar ki kimse böyle birbirini çok samimi bir şekilde görmüyor. İyi de bir mesafe var. Harika. Ve bu arada bu balkon da böyle 360 derece dönüyor. Ondan size de bir etrafı göstermek isterim. Arka tarafımızda hiç komşu yok. Direkt dağın eteğine doğru gidiyor. Bu arada böyle yerler, şu an kar var tabii ki de, yazları da çok güzel yürüyüş yolları, motocross yolları. Yani hem yazı hem kışı
çok farklı şekilde çok keyifli yerler. Devam edelim şöyle Erman'cığım. Arka tarafımıza bakın. Yani böyle doğanın içerisinde tek başına yaşıyorsunuz. Ne güzel, bana da huzur geliyor burada. Ve ne diyeyim başka? Seni sormak istediğin ya da merak ettiğin bir şey var mı Erman'cığım? Ben şu anda çok keyif alıyorum. Çekimden, manzara muhteşem. Son 3-4 aydır bayağı iyi dolaştık. Bayağı iyi dolaştık. Bayağı iyi dolaştık değil mi? Allah bozmasın. Allah bozmasın, amin. Evin de kendisi burada. Maalesef şu an karın altında kaplı ama boyutunu birazcık görün istedim. Ufak bir ev değil. Yani ciddi bir boyut burası da. Ve yani bu bakır detaylar, hasta kaldım ben ya. Bakır ne kadar güzel bir malzemedir, ne kadar hoş bir materyaldir. Onu da bir söyleyeyim dedim. Ve 360 derece turumuz burada bitiyor. Son olarak da aşağıya bakarsanız orada da arka bahçemiz var. Bir de şimdi orayı gezelim. Arka bahçe turumuza da buradan başlıyoruz. Merdivenin alt katındayız ve tam karşımızda da çok güzel yine paslanmaz çelikten yapılmış bir jacuzzi'miz var. Vallahi keşke mayamız olsa. Giresim geldi. Karşısında da ateş çukuru var. Böyle çok güzel, birazcık da korunaklı bir alana koymuşlar. İnsan yaz kış burada harika zaman geçirir. Şimdi devam ediyoruz turumuza. Dedim ya, yeri kapalı, yeri açık havuz. Bu da açık kısmı. Buraya da böyle bir alçak kısım yapmışlar ki İngilizce'de işte bahşişt diyoruz. Şezlongunuzu koyun, uzanın, keyif yapın. Bunun üstüne bir çatı kaplama dizaynı yapmışlar. Onun bile her yerini bakırla kaplamışlar. Yani bakır dediğim gibi, bakın dışarıda bıraktığınızda çok da güzel böyle bir... Erman ne denir yani, çürüyor da denmez de stain. Bir paslı, pas hissi, paslı hissi veriyor ama çok karakterli ve çok eve gerçekten böyle bir nasıl söyleyeyim? Bir karakter veriyor. Bir karakter veriyor kesinlikle. Kelimeyi de bulamadım, Erman'cığım sağ olsun hemen yardıma geliyor. Çok hoş duruyor ve buradan da merdivenlerle arka bahçe turumuza devam ediyoruz. Şimdi bu merdiven alt kata gidiyor, orayı birazdan göreceğiz. Çok da önemli bir yere gidiyor aslında. Buraya da geldiğimizde işte ufak bir bahçeniz var. Maalesef şu an karla kaplı. Buraya da şezlongları koymuşlar ki oturun keyif yapın diye. Tam da karşı tarafa hemen atlarsak burada da güzel bir dışarıda oturma alanımız var. Oturma alanı diyorum, aslında koltuklar sağ tarafta, buraya bir yemek masası koymak istemişler. Fakat maalesef daha yemek masası gelmemiş. Dolayısıyla şu an açık. Cam kapılar direkt sizin eğlence odanıza ya da barın olduğu yere açılıyor. Barbekü yapmanız için de böyle güzel dolaplar yapılmış. Çok güzel bir alan. Evin içerisiyle dışarısı arasındaki koneksiyon ya da bağlantı çok hoş. Yani hem kendinizi soğuk hissetmiyorsunuz hem de doğayla iç içesiniz. Burada da güzel böyle bir köprü dizaynı var ve sizi evin diğer oturma alanına getiriyor. Dışarıda bir oturma alanımız var sol tarafta. Hatta bak koltukları da böyle bozulmuş. Onları da bir düzelteyim. Daha çekimlerimiz devam ediyor. Bir de bu evi gece çekeceğiz. Ben de bir ekibe katkıda bulunmak isterim. Hemen gelelim Erman'cığım, şöyle şu köşeyi gösterelim. Burada da çok güzel yerin içine gömülmüş bir ateş çukurumuz var. Oturma alanı. Alevinizi yakın. Gece oturun, keyif yapın. Manzaraya bakın. Manzaradan da bahsediyorum bu arada. Cam kapılar ana aile odası ve yemek odasından direkt dışarıya açılıyor. Yani aslında birazcık da biz şu an balkondayız. Yerde çok güzel limestone taşımız var. Ve bu kısmına da gelirsek manzara ya da evin ön kısmındaki, ön cephesindeki bu güzel doğayla iç içe görüntüye bakıyoruz. Vallahi inanılmaz. Yani kendime de birazcık kızıyorum aslında. Biz buraya 2 günlüğüne geldik. Bizi buraya davet edilen ekibe biz 2 günlük bilet aldırdık. Keşke bir gün daha ekstra kalsaymışız. Snowboard yapan insanlara galiba çok kıskandım abi galiba. Atamıyorum hala üzerimden bunu. Altta çok güzel ski in ski out access'imiz var. Orayı da birazdan göreceğiz. Ve bu balkonun devamında da mutfakta bahsettim size. Tezgah dışarıya kadar geliyor. Aslında bu bar tezgahınız burası da. Bu bakırı dışarıda dediğim gibi çok farklı yerlerde, farklı şekillerde de kullanmışlar. Harika duruyor. O oturma alanları da ana salonunuzun oradan kocaman bir balkon. Ve böyle bir ev aldığınızda ödediğiniz miktarın büyük bir kısmını ev için veriyorsunuz. Ama bir kısmını da etrafınızda ya da evin bulunduğu yer için veriyorsunuz. Park City Utah'ta da ev alıyorsanız sadece bu şehrin huzuru için değil, aynı zamanda da yapabileceğiniz sporlar, yapabileceğiniz aktiviteler ve bu yaşam stilinin bir parçası olmak için yapıyorsunuz. Ve bana sorarsanız da Park City Amerika'nın en güzel yerlerinden birisi. One of my favorite things about this house is the beauty of the neighborhood and its surroundings. White Pine Canyon is surrounded by the Park City Ski Resort, and as you drive up to the property, you can see the whole of 5,000 acre development, as well as people skiing and snowboarding on terrain for all experience levels. For someone who is accustomed to living in the mountains, this may seem normal, but for us, it was an amazing experience to travel from Los Angeles and get a glimpse of the lifestyle of such an iconic resort town.
Ve böylece ana kattaki bu cephenin ve arka bahçenin turunu da burada bitiriyoruz. Şimdi sizi tekrar evin içine ve girişine götüreceğim. Ve buradan da turumuza bu evin ofisiyle devam edeceğiz. Bu ofis, bu evin en güzel odalarından birisi ve niye olduğunu şimdi göreceğiz. Çok fazla detayı var. Öncelikle bu duvara monte edilmiş masadan bahsetmek isterim. Çizgileri olsun, bu aralıklı kabinesi olsun, doğal taşı, oturma alanı hakikaten çok orijinal bir dizayn. Arka tarafa da bakarsanız duvarda böyle paneller var. Açık renkten başlıyor ve tavana gittikçe de koyulaşıyor. Tavanda hemlock dediğimiz çok güzel yine ahşap panellerimiz var. Odayı gayet ısıtıyor. Ve ofise de böyle bir ufak lavabo ve buzdolabı koymuşlar. Kendi barı, şöminesi, burada oturma alanı, koltukları, kütüphanesi. Vallahi çok hoş bir ofis. Ben de böyle bir ofisim olsun istiyorum. Çalışmaya çok meraklı bir adamım. Ama yani böyle bir ofisim olsa herhalde daha çok çalışırım. Ne bileyim abi. Gözüküyor abi. Değil mi? Bu arada burada sürgülü cam kapılarımız var. Yine harika bir balkona açılıyor. Daha önce gördüğümüz manzaraya bakıyor. Ve bu balkon aslında ana yatak odası için yapılmış. Daha doğrusu bu ofis ve ana yatak odası evin bu cephesinde. Dolayısıyla bu balkon da daha önce gezdiğimiz balkondan kopuk. Şimdi buradan devam ediyoruz turumuza. Bu kapıda ana yatak odasına açılıyor. Bu oda dünyanın en büyük ana yatak odası değil. Fakat dizayn elementleri olsun, kullanılan malzemeler olsun, ambiyans ışıklandırması olsun. Bana sorarsanız bizim kanalda dolaştığımız en harika ana yatak odalarından birisi. Nereden başlayayım bu tura? Hangi detaydan bahsedeyim bilemiyorum. Önce bu ana yatak dizaynını bir konuşalım. Yine çok güzel oak'tan yapılmış, ağaçla kaplanmış. Burada bir düğmeye basıyorsunuz. Televizyon tam karşınızda çıkıyor. Aynı ahşap tamamıyla yatağın etrafında devam ediyor. İki kişilik ya da çift kişilik yatağımız burada var. Arka tarafında da işte headboard diyoruz. Yani artık Türkçe'de ne deniyor bilmiyorum. Bunu bile traverten taştan yapmışlar. O kadar hoş bir dizayn. Arkasında da bir masa, bir ofis alanı yapmışlar. Erman'cığım bir de bir gelebilir miyiz şuraya? 8500 feet yükseklikteyiz. Nefes alması kolay değil. Burada da ekstra oksijen tüpleri koymuşlar ki gece yattığınızda oksijene doyun diye. Bilmiyorum bu turda ne kadar fark ettiniz. Ben birazcık nefes nefeseyim. Hem yorgunum, dürüst olmak gerekirse, hem de 8500 feet deniz seviyesinden yukarıda olduğumuz için hava birazcık ince. Nefes alması aslında çok çok kolay değil. 1-2 hafta alıyor böyle bir iklime alışmanız. Biz de zaten 1,5 gündür buradayız. Ondan böyle ben birazcık sanki koşudan yeni gelmiş gibi konuşuyor olabilirim. Sebebi bu. Ama onu bile düşünmüşler. Ekstra oksijen veriyorlar. Yuh yani böyle detay mı olur? İnanılmaz ya. Harika bir avizemiz var. Erman'cığım şurada hemen gösterebilir miyiz? Tavana bağlı da güzel bir koltuğumuz var diyeyim. Oturun, sallanın, keyif yapın. Tabii ki de ana yatak odasının muhteşem bir manzarası var. Aynı balkona açılıyor. Her şeyini düşünmüşler. Son olarak da Erman, seni abi bir daha döndüreceğim. Şu tarafta da Venetian Plaster dediğimiz çok özel bir sıvadan. Mavi renkte odanın geri kalanıyla çok iyi kontrast eden bir duvar dizaynı yapılmış. Burada gördüğün bu kupların her biri hand blown, yani insanların elleriyle şişirilmiş ve tek tek de duvara monte edilmiş. Daha ne olsun, daha neler yap, daha ne yapsın yani bu müteahhit. Şimdi bu kapıdan giriyoruz. Burada da ana yatak odasının banyosu var. Bu banyo gerçekten çok hoş. Traverten yerleri, traverten duvarları olsun. Lavabo dizaynı, küveti, her bir detayı harika. Ve turumuza da ya da detayları da buradan başlayalım. Bu küvet Maine'de bir yat şirketi tarafından yapılmış. Tamamıyla ahşaptan, tabii ki de su geçirmiyor. Çok güzel böyle bir sanki otantik bot gibi duruyor. Evin müteahhitlerinden birisi ya da müteahhitlerin partnerlerinden birisi de eskiden yat dizaynı yapıyormuş. Dolayısıyla böyle eve çok ince bir şekilde bakarsanız birçok yerde yat kültüründen gelen dizayn elementleri de görebilirsiniz. Yine avizemiz, yine ahşap kaplı tavanımız var. Erman'cığım şöyle bir gelebilir misin, sana zahmet? Sana şurada bir tuvalet odalarından birini göstermek isterim. Sanki bir kabinin içerisindeymişsin gibi. Tamamen ahşap kaplı, çok güzel yine böyle her türlü fonksiyonu olan tuvaletlerimiz var. Hemen şuraya girelim. Tabii ki de böyle bir banyonun da harika bir duşu olur. Aynı gördüğünüz yerdeki traverten taşlar buraya geliyor. Duvara ve tavana kadar kaplıyor. Yağmur başlığımız, duvar başlıkları olsun, normal duş başlığınız, buhar banyonuz, her bir şeyiniz var. Ve Erman'cığım şöyle bir gelebilir misin sana zahmet? Şu kupların üzerindeki taşların güzelliğine bak. Ben hayatımda bu kadar güzel böyle kuplar, detaylar görmedim. Çok şık, çok sade, çok da doğru bir şekilde dizayn edilmiş bir duşumuz var burada. Şimdi hemen buraya geliyorum. Tabii ki de lavabolardan da birazcık bahsetmek isteyeceğim.
İki tane lavabomuz var. Aynı traverten taştan yapılmış. Hatta dolaplarınız, açık alanlarınız, işte bu havlularınız falan için tavana bağlı aynalarımız var. Bu aynaların içerisinde de televizyon var. Yani bu bile düşünülmüş. Daha da önemlisi şu arkadaki manzaranın hoşluğuna bakın. Yani insan burada sinirlenemez. Sinirlenecek bir şey yok. İnsana huzur veriyor bu manzara. Ne bileyim işte bir dişinizi fırçalayın, yüzünüzü yıkayın, çıkın snowboard yapın. Vallahi hayat burada yaşayan insanlara güzel. Ne diyeyim yani. Şunu da bir gösterelim. Bak her yerde detay var. Medicine cabinet, yani işte ufak haplarınızı falan koyun diye. Onun üzerine bile traverten de kaplamışlar. Daha ne yapsınlar? Turumuza devam ediyoruz. Burada da ana yatak odasının giyinme odası var. Tabii ki de bu ahşap, çok güzel oak tonlar burada da kullanılmış. Açık raflar olsun, traverten tezgahları olsun, dolapları, adası, her bir şey var. Tavana kadar kabineler devam ediyor. Ve burada size çok enteresan bir detay göstereceğim. Armancığım hazır mısın? Hazırım. Evin girişinde, araba park alanında bir kapıdan bahsettik. Dedik ki o kapı direkt ana yatak odasına geliyor değil mi? Evet. Takip ediyorsun. Burada bir elle okunan bir sensörümüz var. Wow. Bu da gizli bir kabine ama aslında bir giriş kapısı. Hemen şöyle gelin, ışığını da yakayım. Bu dışarıdaki kapı o kapı. Bu ne demek oluyor? Arabanızı evin girişine park edip direkt ana yatak odasına girebiliyorsunuz ya da buradan asansörle aşağı inip birazdan gezeceğimiz misafir bölümüne geçebiliyorsunuz. Yani ne diyeyim, çok güzel yapmışlar. Bunu nasıl böyle ince düşünmüşler? Bunu nasıl böyle bir kibar dolabın arkasına yerleştirmişler? Göstermesem farkına varmanıza imkan yok. Yani harika bir şekilde yapmışlar. Devam edelim buradan da turumuza. Sağda çok güzel bir çamaşır ve kurutucu makinemiz var ki ana yatak odasının giyinme odasına hiç çıkmayın. Kıyafetlerinizi direkt burada yıkayın diye. Ve devam da ediyor. Burada da daha çok dolaplarımız var. Harika bir ev. Ve ana kattaki ve ana katın üstünde bulunan katlardaki bütün her yeri de gezdik. Her şeyi de tamamladık. Şimdi sizi tekrar merdivene götüreceğim. Oradan da alt kata devam ediyoruz. Ve şimdi de bu evin alt katındayız. Eğer şu ana kadar bu turu beğeniyorsanız daha hiçbir şey görmediniz. Bu evin alt katı inanılmaz. Birincisi bowling alanımız var. Evet, alt katta bowling alanı var. Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü önce bir turumuza şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz kayak yerlerini hep böyle asansörlü, işte buna chairlift diyorlar. Liftler oluyor. Birazcık da o kayak esprisini eve getirebilmek için bir tanesini de buraya tavana monte etmişler. Çok güzel de bir Hermes turuncu rengini boyamışlar. Enteresan bir detay olmuş. Tam karşısında da spor simülatör odamız var. Yani bu nedir? Burada dijital golf oynamak istiyorsunuz, spor oynamak istiyorsunuz, arkadaşlarınızla oturup keyif yapmak istiyorsunuz, onu da yapabilirsiniz. Uzun lafın kısası alt kat tamamıyla eğlence için ve misafirler için dizayn edilmiş. Şimdi Erman'cığım buradan turumuza devam edelim. Herkesi gezdiriyoruz. Burada da locker room var. Yani locker room nedir? İşte dolapların olduğu, kayak eşyalarınızı koyduğunuz yer. Ama burayı çok güzel dizayn etmişler. Bir, bu dolapların her birinin kendi kilidi var. İkincisi, içeriye bakarsanız ayakkabı ısıtması olsun, açık rafları olsun, her bir detayı düşünülmüş. Bu isimler ne Enes dersiniz? Her biri buradaki ski runlar, yani yamaçların isimleri hep bunlar etrafımızda, Park City'de bulunan. Armancığım bir tavanı gösterebilir miyiz? Tavanda da 500 tane 60'larda ve 70'lerde yapılmış kayaklarımız var. Niye? Çünkü burası kayak odası. Böyle de hoş retro bir ambiyansı olsun istemişler. Tam ortasında şöminesi var çünkü dışarıdan soğuk bir şekilde geliyorsunuz. Hemen ısınıyorsunuz burada da. Böyle hemen evin ortamına alışıyorsunuz. Böyle de devam edersek buraya bile bir lavabo, bir buzdolabı eklemişler ki geldiğinizde hemen biranızı, içeceğinizi alın. Evin eğlencesine ya da evin keyfine varmaya başlayın. Devam ediyoruz buradan turumuza. Burada da bir kapımız var. Bu ne dersiniz? Bu da ufak bir garaja açılıyor. Bu garajı da dağ bisikletleriniz olsun, ATV'niz olsun, ekstra işte spor malzemeleriniz olsun, orayı koymak için yapmışlar. Çok da güzel böyle bir kibar garaj kapısı var. Enes, o garaj kapısı da nereye açılıyor derseniz, o garaj kapısı dışarıya açılıyor. Hatta Erman'cığım şöyle bir herkesi dışarıya çıkartmak istiyorum. Şimdi burası çok enteresan bir yer. Hepinizin de görmenizi istiyorum. Ski in, ski out. Yani bu nedir?
evinize kayak yaparak çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Bu milyonlarca değerinde olan bir özellik, insanların bu evleri almasının en büyük sebeplerinden birisi. Bu gördüğünüz yerde hatta kendimi kaybedip bir de çıkacağım buraya. Bu gördüğünüz yer sizin kayak yapmalarınız. Yani evinizden kayaklarınızı giyiyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, direkt resortun içerisindesiniz. Buradan da istediğiniz dağlara gidebiliyorsunuz. Yani bu harika bir şey. Ben hayatımda hiç böyle bir şey tecrübe etmedim. Eminim çok da güzeldir yani. İnsanın kendi evinden kayağa gidebilmesi kadar hoş bir şey olabilir mi? Armancığım şöyle de gösterebilir miyiz? O garaj kapısı da orada. Bu da full tour. Size her yere, her detaya, her şeye götürüyoruz. Değil mi Erman? Kesinlikle abi. Durmadan. Durmadan. Her türlü detayı konuşuyoruz. Şimdi enişte devam edelim. Bu arada arka alt kısımdaki bahçemiz de burası. Onu da görmüş oldunuz. Armancığım sen içeri gir. Ben de şu kapıyı kapatayım. Evin ısısını da koruyalım. Ve buradan da turumuza devam edelim. Şimdi şu ana kadar ne gördük? Kayak odamızı, skin ski out kısmını gördük. Simülatör odamız burada, merdivenimiz, bowling solda. Ve burada çok enteresan bir yer var. Ama önce size hemen şu yarım banyoyu göstereceğim. Burada kullanılan doğal taş da gerçekten çok hoş. Bu Onyx. Duvarı kaplamışlar. Bütün lavabonun kendisini bundan yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi desenleri, detayları, bu duvara konulan ışıklar, lavabonun kendisi. Yarım banyo bu kattaki bile çok hoş. Şimdi Erman'cığım şöyle birazcık geriye geçebilir misin? Kocaman bir cam duvarımız var. Altta da sports court'umuz var. Yani aslında kapalı spor alanımız. Bir de aşağı inelim onu gezelim. Sport court buradan başlıyor. Merdivenler sizi bu kata getiriyor. Burada çok güzel yine bir ufak bir bar ve lobo dizaynı yapılmış. İşte buzdolabınız vesaire. Spor yaptığınızda gelin hemen soğuk içeceğinizi alın diye. Bir de kendine özel asansörü var. Bu kata direkt gelebiliyorsunuz. Bu cam kapıdan da geçtiğimizde bizi direkt spor alanının kendisine getiriyor. Diyeceksiniz ki Enes her şeyi görmüştük diye düşünüyorduk. Ama görmemişiz. Vallahi ben bile burayı gördüğümde şok oldum. Evin şu an garajın altındayız. Bu nasıl bir azim? Yerin altını bu kadar kazıp, bütün bu odayı waterproof yapıp böyle çılgın bir spor alanı yapmak. Bundan dolayı da bizim turlarımızı sonuna kadar izlemeniz lazım. Ne zaman ne geleceği hiçbir zaman belli değil. Dediğim gibi evin alt katında da böyle eğlence alanında böyle bir yer var. Burada da artık işte Amerika'da pickleball diyorlar. Ne bileyim tenis oynamak istersiniz, basketbol, duvara tırmanmak istersiniz. Çünkü orada da tırmanma duvarı var. Her bir şey düşünülmüş yani inanılmaz bir alan. Ve burada da bir basketbol topumuz var. Hemen onu da alacağım. Şu an bu ev Utah piyasasındaki en pahalı ev, satılık en pahalı ev. Bana sorarsanız da büyük ihtimal Utah'ın zaten en pahalı evi de. Satılık veya satılık değil. Dolayısıyla da böyle enteresan özelliklere de sahip olmak zorunda. Bakın İngilizce turumda bile yapmadım. Buraya kadar da gelmişken bir de bir şut atayım ya da bir basket atayım istedim. Bakalım nereye gidecek. Her zaman olduğu gibi maalesef toplu sporlarda çok iyi değilim. Ve bu spor alanındaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi tekrar evin alt katına çıkalım ve buradan da turumuza bowling alanı ile devam edelim. Hakikaten çok güzel bir özellik. Yani böyle inanılmaz bir bowling fanı değilim ama böyle bir alanım olsa sürekli kullanırım. Arkadaşlarımı getiririm, oturursun burada keyif yaparsın. Hatta şurada da çok güzel rafları var, ayakkabılar falan için. Ve bowling de oynayabiliyorsunuz. Şimdi çok enteresan bir detaydan bahsedeceğim. Bowling oynadığınızda tahmin ediyorsunuz bayağı gürültü yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu cephedeki bütün duvarlar misafir yatak odalarına açılıyor. Dolayısıyla hep duvarların içerisinde izolasyon var ses için. Hatta bunu da bir seviye ileriye taşımak istemişler. Bu kapıları kapattığınızda, kapı buraya takıldığında ya da kilide geldiğinde altında da böyle bir seal dediğimiz yani ufak bir parça aşağı iniyor ki alttan da gelen sesi kapatsın diye. Onu düşünmüşler ki insanlar burada rahat bir şekilde bowling oynasın, uyuyanlar da rahat bir şekilde uyuyabilsinler diye. İngilizce'de biz buna attention to detail diyoruz. Bu adamlar da attention to detail 10 üzerinden 10 yapmışlar yani. Onu bile düşünmüşler. Hemen sizi ilk yatak odasına getiriyorum. Bu çok hoş bir yatak odası. 8 tane ranzalı yatağımız var. Normalde biliyorsunuz ranzalı yataklar çocuklar için ya da tek başına kalacak insanlar için yapılmış. Burada bile orta boyutta yatak koymuşlar. Yani hani ranzalı oda bile böyle birazcık farklı fiyakalı. Kendi işte kitap okuma ışıkları olsun, kendi balkonları ve kapalı oturma alanları ve ateş çukuru olsun. Her bir şeyini de bu odaya vermişler. Ve buradan da devam edersek, Ermacığım hemen herkese bu odanın banyosunu gösterelim. Yerde çok güzel bir mermer kullanılmış. Bütün banyonun tamamına da devam ediyor. Burada da çok fazla insan kalabileceği için hem iki duş, iki banyo yapmışlar. 3 tane de lavabosu var.
Bunun ismi İngilizce'de glazed tile. Evin her bir banyosunda da farklı bir ton, farklı bir çizgiyle kullanılmış. Çok da timeless böyle yani. Modası eskimeyecek, harika bir şekilde de dizayn etmişler. Hemen Erman'cığım şöyle bir gelebilir miyiz? Burada ilk tuvalet ve banyomuz var. Burada biraz daha farklı renkler kullanılmış. Kocaman duşlar, yağmur başlıkları, her şey var. Devam da edersek. Tam karşıda da bayağı bir kabine var burada. Dediğim gibi çok fazla insan kalabileceği için her şeyi düşünmüşler. Burada da ikinci set tuvalet ve duşumuz var. Biraz daha koyu tonlar ama yine çok harika, çok farklı, çok dinamik de bir dizaynı var. Şimdi hemen herkese buradan geri getiriyorum banyoya. Dışarıya çıkalım. Bowling alanından turumuza devam edelim. Çok güzel bir oda, harika bir banyosu var. Bowling alanına da geri geldiğimizde, daha önce bahsettim, açık raflarımız da burada var, ayakkabılar vesaire toplarınız. Buradaki kapı da bu kattaki ikinci yatak odasına açılıyor. Özel halısı ve eşyaları olan çift kişilik yataklı, harika, samimi bir oda. Üstümüzde de çok güzel bir avize var. Bunu da Erman birkaç saat önce fark etti. Işıkların yarısı aşağıya, yarısı da tavana bakıyor. Güzel de bir ambiyans yaratıyor. Çok sıcak ve yani bakın halıda hafif böyle pembe tonlar var. O pembe tonları burada kabinede kullanmışlar. Bu kadar ince düşünmek yani her bir eşyası bile hakikaten çok dikkatli bir şekilde seçilmiş bir ev. Devam da edersek burada yine cam kapımız bizi dışarıya çıkartıyor. Güzel bir kapalı oturma alanı, fire pitimiz yani ateş çukurumuz. Kusura da bakmayın. Böyle evlere dolaşmak biraz zaman alıyor. Arada mola vermemiz gerekiyor. Erman çok yoruluyor, ben çok yoruluyorum. Saat biraz geç oldu ama tura devam ediyoruz yani. Bu tur bitecek. Bunu bugün yapacağız. Buradan da devam edersek yine harika bir banyomuz, mermer tezgahımız, harika bir arka duvar, aynı dizaynları ve burada da bir gömme kapımız var. O da bizi duş kısmına götürüyor. Fakat bu duşu da küvet olarak yapmışlar ve bahsettiğim pembe tonlar da burada tavana kadar kullanılmış. Şimdi tekrar sizi ana hole geri çıkartacağım ya da bowling alanının olduğu yere ve umuyorum şu ana kadar da bu turu beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Daha kanalımıza üye değilseniz lütfen üye olun ve yorumunuz, merak ettiğiniz bir şey varsa da alta yorum olarak ekleyin. Ve şimdi buradan turumuza devam ediyoruz. Bu kapıda 3. yatak odasına açılıyor. Burada biraz daha kırmızı tonlar kullanılmış. Artık biraz daha romantik ve passionate diyeyim. Ama bir kırmızı ya da bir rengi seçtiklerinde her yere de çok ince bir şekilde o rengi yerleştiriyorlar. Bana sorarsanız da dizaynı iyi yaptıklarının ipuçlarından birisi de orada. Burada arka duvarda kullanılmış bakın yastıkların etrafında çok ince bir kırmızı çizgimiz var. Burada kullanılan güzel dolapta kırmızı renkler, halıda ve yine devam edelim. Çok güzel yine bir dışarıda oturma alanı. Manzaramız harika ve kırmızı kırmızı dedik. Banyoda da kırmızı tonlarımız var tabii ki de. Arka duvarı olsun, duşu olsun. Bu kırmızı çizgileri de burada kullanılan taşlarla bütün banyoya da yaymışlar. Yine aynı mermer taşlardan burada yerde de kullanılmış. Hatta duşun içine kadar da gidiyor. Yine çok hoş bir banyo. Şimdi geri çıkıyoruz hole. Turumuza devam ediyoruz. Geriye ne kaldı derseniz daha geleceğimiz birkaç yer daha var. Bitmiyor bu ev. Burada da ana evin girişindeki merdivenin vardığı yer var. Söyledim, onyx taşından yapılmış bir water feature. Burada böyle güzel bir ambiyans yaratıyor. Cam kapı açılıyor, sizi dışarıya çıkartıyor. Devam da edersek, buradaki kapı tamamıyla evin kalanından ayrılabilecek şekilde yapılmış misafir bölümünü açılıyor. Şimdi bu misafir bölümünün iki yatak odası var. Birincisi burada. Bu daha fiyakalı olan yatak odası diyeyim. Kullanılan yeşil çok hoş. Hatta benim de bu renkte bir takım elbisem var. Bu yeşili çok beğeniyorum ben de. Yine aynı şekilde o renkler yatağın veya yatak odasının diğer kısımlarına da güzel bir şekilde yayılmış. Yine özel bir halımız var burada. Köşede harika bir banyomuz. Yine yeşil tonları kullanarak yapılmış. Ve bu katta olan her bir yatak odasının olduğu gibi dışarıda da bir güzel bir oturma alanımız var. Şimdi geri çıkıyoruz. Bu misafir bölümünü gezmeye devam edelim. Misafir bölümünün kendi yemek masası, oturma alanı, şöminesi ve mutfağı var. Mutfağında da her şeyi düşünmüşler. Lavabo, induction ocak, ufak bir bulaşık makinesi, espresso makinesi. Güzel de bir yer. Burada da ikinci yatak odamız var. Onu da birazcık böyle camla, oturma alanıyla içli dışı yapmışlar. Ama istiyorsanız o camı da çok rahat bir şekilde tintleyip, yani işte oraya bir film koyup özel hayatı da koruyabilirsiniz. O kısmın da kendi bir banyosu var, duşu var. Her şeyi düşünmüşler.
Ve turumuz burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür etmek isterim. Eğer beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ve son olarak da bu evin müteahhiti olan Illuminus Group ve emlakçısı Paul Benson'a da bize bu turu yapmamızı izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.